Öncelik altılı masaya gelmeden şunu sormak isterim. Şu saate kadar bir Türkiye fotoğrafı konuştuk. Vicdanınızı sızlatan konuları açık yüreklilikle ifade ettiniz. Sayın Erdoğan bütün bunların farkında değil mi? Şimdi ben bakın Sayın Erdoğan'la da bunu 2 yıl kadar önce bütün bu ve benzeri meseleleri detaylı konuştum. Elbette farkında ama işin şekli farklı. Şuraya geleceğim ben. Şimdi bana arkadaşlar diyor ki ya bunlar nasıl bir araya geliyorlar? Şimdi bakın Semra Hanım. Sultan Abdülhamid'e karşı Jön Türkler diye bir oluşum vardı biliyorsunuz. Jön Türklerin İslamcı bir kanadı vardı. Bunların lideri Mizancı Murat'tı. Türkçü kanadı vardı. Lideri Tunalı Hilmi'ydi. Bunların ateist kanadı vardı. Onların başını çeken adam da Doktor Abdullah Cevdet'ti. Fakat bu üçü birlikte Cenevre'de Mizan gazetesini çıkarıyorlar Sultan Abdülhamid'e karşı. Bunun anlamı şudur. Birçok insan çok farklı gerekçelerle bir kişiye ve bir şeye karşı olabilir. Bu onları aynileştirmez. Önümüzde bir seçim var. Bir tek adam yönetimine karşı bir birleşme var. Altı parti. Bakın otoriterleşme böyle bir sonuç doğurur. Ben şunu diyorum. Bugün AK Parti, başta Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin yöneticileri, herkes şapkasını önüne alıp şunu düşünmesi lazım. Ya dünya görüşü bizimle aynı olan, değerleri bizimkiyle aynı olan, hayat tarzı bizimkiyle aynı olan, yıllarca beraber yol yürüdüğümüz insanlar bizimle değil de niye karşı tarafla ittifak ediyor? Bu soruyu sorması gerekmez mi? Şimdi bu soruyu sorması gerekiyor. Siz her ayrılıp giden insanın arkasından sanki kunduramdan bir çivi düşmüş muamelesi yaparsanız, kusura bakmayın bu olmaz. Sayın Yaşar Yakış 1. Dışişleri Bakanımızı ihraç ettik. Sayın Abdullah Gül 2. Dışişleri Bakanımızdı. Şimdi ona vatan haini gözüyle bakıyor bazı arkadaşlarımız. 3. Dışişleri Bakanımız Sayın Ali Babacan'dı, ayrılmış parti kurdu. 4.sü Ahmet Davutoğlu'ydu, ayrıldı parti kurdu. Bu 5.sı Sayın Çavuşoğlu 5.sı. Şimdi burada bizim sorgulamamız gereken şey budur. Tekrar söylüyorum, gayri memnunlar, kendini mağdur ve mazlum hisseden insanlar dünya görüşlerine, inançlarının farklılıklarına rağmen bir araya gelir. Tarih boyunca böyle olmuştur. Bakın Şah'a karşı mollalar, komünistler, Şiiler, Sünniler, Azeriler, Farslar, efendim Kürtler, Ermeniler, Keldaniler hepsi birleşmiştir. Sultan Abdülhamid'e karşı sırılsıklam İslamcı ulema ile Taşnaksutyon Komitesi birleşmiştir. Niçin? Çünkü Sultan Abdülhamid hepsinin üzerinde baskı oluşturuyordu. Bizim ülkemizi eğer güzel günlere taşımak gibi bir niyetimiz varsa ki vardır. Sayın Erdoğan'ın da niyetinin bu olduğunu biliyorum. Altılı Masa'nın da niyetinin bu olduğunu biliyorum. Şimdi Altılı Masa'ya şöyle bir bakıyorum. Ya Gültekin Uysal'dan başlayalım. Şimdi bir sağ partinin genel başkanı. Değerler dünyası, yani geçmişte onun devamı bulunduğu Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinin akıbeti ortada. Bak şu anda niye CHP ile beraber? Sayın Meral Akşener değerleri itibariyle AK Parti'ye mi yakın, CHP'ye mi yakın? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu. Ha biraz önce dediniz ki herkese FETÖ'cü, herkese terörist. Bakın bu çok yanlış bir şey. Siz muhalif, sizi eleştiren, efendim sizin doğrularınız, sizin yanlışlarınızı ortaya koyan herkese bu yaftayı vurursanız kusura bakmayın saygınlığınızı kaybedersiniz. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor ki iyi bir dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Dost yüzünüze ayna tutandır. Aynadaki görüntünüz hoş değilse aynaya kızmayın, kendinize kızın. Şimdi bu noktada biraz önce dediniz ki Erdoğan bütün bunların farkında. Hani ben sordum, farkında görüştüm dediniz. O zaman niye böyle? Ama o doğru yaptığını düşünüyor. Netice itibariyle biraz önce bir şey söylediniz. Mesela bugün Türkiye'de tarikatlar kapatılsın diye hashtag açılmış değil mi? İşte o insanlar öyle olması gerektiğini düşünüyor. Ben de onların, hani onların görüşü buysa katılmamakla beraber, ama bu hashtag'i açan, bu konuda tweet atan insanlar takibata uğratılsın, tutuklansın, hapse atılsın, ülkeden sürülsün demiyorum. Onlar da ya bu tarikat mensupları şudur budur. Kardeşim onun dünyası budur. Bakın 100 yıl oldu Cumhuriyet kurulalı. Tarikatlara yasak getirildi, 100 yıl oldu. Rusya'da komünizm bütün Rusya'nın üzerinden silindir gibi geçti. Kilise yok oldu mu? Din duygusu yok oldu mu? Dolayısıyla insanların farklılıklarına saygı duyacaksınız. Tarikata da saygı. Ha, biraz öncesinde dediğinizden ben şunu anlıyorum. Eğer bir tarikat
işte geçmişte başımıza geldiği gibi devleti ele geçirmeye çalışıyorsa, bu tarikat da olabilir, başka türlü bir örgütlenme de olabilir. O zaman herkes hop diyecek orada. Ama 15 Temmuz'da yaşandığı gibi. Ama onun dışında insanların farklılıklarına tahammül edecek, dininin farklılığına tahammül edeceksiniz, mezhebine tahammül edeceksiniz. Efendim, burada dinler ve mezhepler içerisinde farklı tarikatlar, farklı cemaatler vardır. Onlara da saygı. Sol içerisinde 50 tane ayrı grup yok mu Semra Hanım? Elbette var. Hayır, sosyalist efendim insan farklı tonlar. Sosyal adalet diyen insanların demokrasi zaten tonlar da biz işte, öyle bir ötekileşmiş işte bir söylem içerisinde ben de diyorum ki, içindeyiz ki. Bizim bütün derdimiz şu. Arkadaş, herkes kendisi için özgürlük istiyor. Herkes kendisi için demokrasi istiyor. Herkes kendisi için hukuk devleti ve adalet istiyor. Hayır, herkes için. Bugün geçmişte AK Parti iktidarı Sayın Cumhurbaşkanımız kendi muhaliflerini, kendi rakiplerini şöyle utandırması lazım. Ya bugün güç ve kudret bende ama bu memleket gerçek manada bir hukuk devleti, gerçek manada bir demokrasi. Adaletin terazisi zerre kadar şaşmıyor. Bakın, bana geçmişte adalet, bana geçmişte yargı sopa olarak bana karşı kullanıldı ama ben başka birine yargının sopa olarak kullanılmasına müsaade etmiyorum. Hatırlarsanız ben Sayın Canan Kaftancıoğlu ile ilgili de tweet attım. Niye? Ben CHP'li miyim? Ben Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun dünya görüşüne, ideolojisine katılıyor muyum? Hayır. Ama yargı yoluyla veya askeri darbelerle, dışarıdan müdahalelerle siz eğer insanları şekillendirmeye, siyaseti şekillendirmeye çalışırsanız her seferinde bumerang gibi bu size geri döner. Şimdi biraz süre azaldığı için toparlama ihtiyacı içerisindeyim. Biraz daha, çünkü vurgulamanız gerektiğini düşündüğüm bir alan var. Şimdi önümüzde bir seçim yaklaşıyor. Kimisi bu hafta tartışılan konu 14 Mayıs'ta örneğin erken seçim olacağı, yani Cumhurbaşkanı'nın aday olup olmaması ile ilgili tartışma. Kimisi sonbaharda erken seçim olacak deniyor. Ve seçim bize şöyle bir fotoğraf çıkarıyor. Bir yerde sizin de ifade ettiğiniz gibi benzemezler. AKP'ye daha yakın olduğunu ifade ettiğiniz partilerle beraber 6 parti ve o 6 partinin birlikteliğiyle gidilecek o seçime, tek adama karşı, tek adam yönetimine karşı diyelim. Diğer tarafta da Cumhur İttifakı, MHP ve AKP ve parlamenter sistemi de etkisizleştirmiş, devleti saraydan yöneten. Ben hani bu şekilde görüyorum. Siz örneğin bir bürokratik kadro var ki işte çok maaşlılığıyla eleştiriliyor falan. Bambaşka bir fotoğraf var orada. O otokratik fotoğraf var orada. Bu konuştuğumuz, sizin de eleştirdiğiniz bir fotoğraf var orada. Şimdi önümüzdeki süreçte 6 partinin birlikteliği midir Türkiye'nin çıkışı? Çünkü bazıları diyor ki hani Türkiye'nin çıkışı budur artık, başka şey kalmadı. Bu otokratikleşmeden başka türlü kurtulunmayacak.